alametü takva, takvanın alameti, alametü takva, takvanın alameti. Yani bir kişi diyorsa ki ben takvaliyim, yani Allahu Teala'dan korkuyorum diyorsa, el-vera'u onun alameti neymiş? Şüpheli şeylerden sakınmak. Takvanın alameti şüpheli şeylerden sakınmak. Ve alametil vera'i, veranın alameti ise, şüpheli şeylerden kaçınmanın alameti ise, el-vukufu inde şubuhati, şüpheli şeyler geldiği anda onları ne yapmak? Tercih etmemek. Onları elinin tersiyle gitmek. Yani zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem meşhur hadis-i şerifte ne diyor? Ne buyuruyordu? İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun ve beynehuma umurun müştebihat. Halallar apaçık meydanda belli. Haramlar da belli. O da apaçık meydanda. İkisinin ortasında şüpheli olan şeyler var. Yani acaba bu helal mı? Acaba bu haram mı? Ne diye devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِد۪ينِهِ وَعِرْضِهِ. Kim şüpheli olan şeylerden sakınırsa dinini de ırzını da muhafaza etmiş olur. Ne gibi mesela? Bir örnek vereyim size. Hadi kola. Kolanın mesela hadi ya işte haramlığı şununu bunu şüpheli alimler kimisi de haram demiş, kimisi helal demiş, kimisi helal değildir diyenler de var. Fakat şüpheli olduğundan dolayı takva sahibi ne yapması gerekir? Kardeşim ben kola içmiyorum ya, benim babam kolayla mı büyüdü ya? Anamız babamız kolayla mı büyüdü? Kola içmiyorum deyip şüpheli olan şeyden ne yapması gerekir? Sakınması gerekir.